Şimdi bu durumdan çıkabilmek adına da yönetim e, transferlere başladı. Transferler evet. arka arkaya gelmeye başladı Galatasaray'da. Şimdi Gomis'i detaylıca birazdan konuşmak istiyorum. Önce sıcak gelişme olarak gelen oyunculardan şöyle evet. bir e, bahsedelim isterseniz. Birincisi tabii ki Inaki Peña e, ve... Ön libero Erik Pulgar çok tanıdığımız e, iki oyuncu değil aslında, özellikle de Penya genç bir oyuncu neler yapacak, e, kaleyi teslim alacak mı, e, ne kadar süre acaba, Muslera ne zaman dönecek bunları da bilmiyoruz. E, Serdar oyuncuları mutlaka ki araştırmışsındır bundan hiç şüphem yok. Evet. Dolayısıyla o yüzden e, önce sana dönmek istiyorum hem Penya ile ilgili hem de Pulgar ile ilgili e, Galatasaray taraftarlarının beklentisi ne olmalı? E, Pulgar'la ilgili beklentiyi yüksek tutmak lazım çünkü hani bizim tipik 6 numara diye tabir ettiğimiz biraz daha statik oynayan, daha stoperlerin oraya gömülen, oyunu biraz daha sağa sola eviren ama etliye sütliye de çok fazla karışmayan, o hücum anlamındaki hücum zenginliğine çok fazla faydası olmayan 6 numara bir aşinalığımız var. Ama dünya Futbol artık böyle bir düzen içerisinde değil. Ve Galatasaray buna en bir transfer yaptı bence. Benim en son onu izlediğim maç biraz gerçi geç. Yani bir, bir buçuk iki sene olmuştur. Fiorentina, Roma maçında en son izlemiştim Pulgar'ı ve 4-1 yenilmelerine rağmen çok çok iyi bir performans sergilemişti Bulgar Ve ben oyuncuyu 6 numara olmasını bir haksızlık olarak gördüm hatta hep. O oyuncu hakkındaki fikrim bu. O oyuncu 8 hatta bir adım ötesi belki 10'laştırabilecek bir oyuncu. Ayağı çok düzgün, takımı tamamen yönlendirebilecek ve çok önemli bir durum var bence burada. Galatasaray'ın ihtiyacı 6 değil mi? 6 zaten orada kullan ama hı hı. şöyle bir avantajın var. Senin şimdi Galatasaray'da bir problem vardı. Galatasaray hücum zenginliği anlamında savunmadan başlarsak 7'li hücumda kullanamadın. 1. Patrick van Aanholt'u kullanamadın. 2. Marka Hansen zaten orada kaldı. 4. Kalecinle beraber 5. Taylan çıkmıyor. 6. Berkan yeteri kadar destek vermiyor. 7. E, Çıkıl da Fatih Hoca 4-3-3 gibi kullandığı için o da çok e, kale önünde olmadı. 8. 3 oyuncu kalmıştı Galatasaray'da. Kerem eee atıyorum ya da Emre Kılınç orada hı hı. kim oynuyorsa ve işte Halil. 3 oyuncuyla Galatasaray problem çözemeyen bir takım haline gelmişti. Şimdi ise e, Torrent'in bir 4-2-3-1 fikri var. Ben buna çok sıcak değilim bu arada. Yine bu oyuncularla 4-3-3 oynarsın ama Galatasaray'da şöyle bir e, avantaj oluşacak. Pulgar o hücum katkısı verme anlamında ondan imtina eden bir oyuncu değil. E, diğer taraftan şimdi belki bir ihtimal Cession hala gelebilir mi? Hala sıcaklığını koruyor gelirse 2 Cessu'nu sayacağız. Üçüncü tarafta Çıkıldağ'ın biraz daha hücum isteği olacağını varsayarsak 3. Üç. Öndeki üçlüyü de katarsak 6. boyu da katacağız 7. Galatasaray hücum anlamında daha üretken bir takım haline gelecek bence. Burada en önemli noktalardan biri de şu. Pulgar'ın biraz daha sol içe yanaşarak özellikle o bir hat var orada Kerem. Arkasında Çıkıldağ'ı Pulgar ve o bağlantıda bir de Gomis. O 3 hat minibüs hattı gibi düşünün oradan da bir de kıvrım yapıyor Gomis'e doğru. Burada Galatasaray'ın ben çok pozisyon, pozisyon bulabileceğini düşünüyorum. Yani orada çünkü Kerem'in bazen takımda şunu yaşadı Kerem. Topu ayağına aldığı zaman mecburen adam eksiltmek zorunda olduğu maçlar vardı. Ama artık önünde Gomis gibi bir oyuncu olacak. Orada istasyon. Aynı zamanda Pulgar gibi onu doğru yerde buluşturmakla ilgili bir inisiyatif kullanacak. Diğer taraftan benim gördüğüm belki de yanlış gördüğüm Torrent'in bir seti var. Özellikle çok kullandığı o oynayan sol beki biraz daha Kerem'in önünde konumlandırıp Kerem'in gelip top almasını istiyor ve orada biraz daha Ömer Bayram'ın sağ bekle beraber gidip orada bir koridor açma isteği var. Orada da sonra Kerem'i kullanıp belki de Çıkıldağ'ı oraya atma planı var. Bu set çok iyi bir set. Kerem için çok iyi bir set. Oradaki hücum attığı için çok iyi bir set. Yani bu plan biraz işleyecek gibi geliyor ve ben Galatasaray'ın çok çıkışa geçeceğini düşünüyorum ligin ikinci yarısında. Pulgar'ın gelmesi oraya evet. ciddi bir hareketlilik getirecektir diyorsun. Penya ile ilgili de fikrini alayım. Penya ile ilgili ise e, ya iki maç izledim. E, iki buçuk diyelim hatta. En sonunda sıkılıp kapattım. Çünkü korner bekledim <laughs> o iki buçuk maçta. Yan topları nasıl? Çünkü bir İki maç izledim mesela bir Villarreal takım, Villarreal B takımını izledim. Villarreal B takımında kenar ortası yapmıyor adamlar. Delirdim yani ya yapın ayağına geliyor içeride oyuncu var hala ayağı üneyim falan dediler. Ben artık delirdim. Ondan sonra şunu gördüm sadece. Ceza sahası içinde gelen toplarda karambolde çok anlık reaksiyonları var kalecinin. Yani birden yok artık nasıl çıkarttı bunu diyorsun. Bu çok önemli bir özellik. Genç olması da bunun tabii ona bir avantaj getiriyor. Ama diğer taraftan karşı karşıya kalınan pozisyonlarda biraz kalesini geç terk ediyor. Bu çok büyük bir handikap. Hmm. Ve e, bana biraz çizgi kalecisi gibi geldi bu bir. Yani çizgi de çok bekliyor. Altı pasta çok bekliyor. Biraz daha o libero özelliklerini geliştirebilirse ki öyle bir ayağı var. Sağ ayağını da kullanıyor, sol ayağını da kullanıyor. Çok büyük bir avantaj oyun hızı için Galatasaray için. Evet bir noktada noktaya daha takıldım. O da gelen topları o tabii bu kalecilik tekniği başka bir şey. Onu benim konuşmam çok abes iştigal eder. Neden topları sektirdiğini anlayamadım. Yani orada bir kaleciler bunu mutlaka benden çok iyi yanıtlayacaklardır. Tutuşunda mı bir problem var? Yani top eline geliyor, sekiyor elinden sekiyor top. Oysa ki bir kalecinin şöyle belki Top stop yapar gibi aslında kendini böyle bir siper edip şu şekilde belki geriye yaslanması gerekir. Onu tabii ki e, çok teknik olarak bir şeyden bahsediyoruz. Bazı bah... noktalarda bazı soru işaretleri var ama genel var. anlamda güven veren bir profil tabii. çiziyor diyebiliriz. Çok önemli nokta çift ayaklı olmasından dolayı sağ bek topu attığı anda sağ ayağıyla sol beke atar. Sol bek topu ona attığı anda... Sol ayağıyla tekrar sağ beki görüp oyunun yönünü değiştiren kaleci çok önemli dünya futbolunda. Bilgiyi aldık Murat Özbostan. iki oyuncunun da profilleriyle alakalı. Şimdi sizin beklentiniz ne acaba iki transferden Pulgar ve Peña? Ya bir kere kalede bir sıkıntı oldu. Gerçekti. Yani belki Galatasaraylıların tam istediği bir transfer yapılmadı. Ama bakıldığında sonuçta Barcelona'nın B takımı da olsa bir isim Geldi yani e, tabi bu isimle ilgili e, şimdi de şey yorumları çok fazla yapılıyor. Yani işte B takımının yedek kalıcısı orada da hiç oynamamış. O da dikkatimi çekti evet. E, ifadeler ama demek ki ekonomik olarak da yapılabilecek olan şartlar buydu. Ve bu Torrent'in yine aynı şekilde bitirdiği transferlerden bir tanesi. Yani telefon açıp e, eski öğrencisine yardımcı olmasını isteyip Barcelona'dan, ee, yani Kendi yakın e, ilişkileriyle evet. yani, Kampusun biten, etkisi biten, olmuş olabilir mi evet, acaba bir de e, Olabilir belki illa ki ona da belki. sormuşlardır olabilir, Yani evet, bir, evet. bir şey olarak sonuçta o da artık Galatasaray'da bir danışman olarak göreve başlamış isimlerden evet. bir evet. tanesi e, Tabi Pulgar ismi, Erik Pulgar e, aslında daha tabii ki e, önemli bir transfer Yani Galatasaray'ın işte sezon başından beri sancılı olduğu, sıkıntılı olduğu işte 6 numara Mevkisine yapılan e, bir transfer. E, aslında burada yine eski dönemle e, şimdiki yani Fatih Terim'le yine Torrent arasında ki farklılığında göze batan bir durum var. Nedir? Stratejik şey? Strateji <laughs> farkı. var. Biri Gerson'ı istiyordu. Evet. E, Fatih Terim kalsaydı Gerson e, ki bunu çok defa ifade etti Gerson'ı istediğini. Torrent Gerson'ı istemedi. Eee istedi. Yani Burada aslında biraz önceki yabancı kuralındaki meselesi gibi biraz Galatasaray'daki geçmiş dönemin düşünceleriyle şimdiki dönemin düşünceleri arasındaki farklılıklar biraz artık daha çok gün yüzüne çıkmaya başladı. Neden istedi? Yani herhalde defansif yönü daha fazla diye mi düşündü bilemiyorum. Ama işte Fiorentina'da kariyerli bir isim milli takımda alıyor teklifi de milli takım kampında. Ve orada eski Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyunculara soruyor. İsla ile medele hmm. soruyor. Yani bana böyle bir teklif var. Sizin düşünceniz ne? İşte Türkiye'ye dair, İstanbul'a dair bu detayları da öğreniyor. Ve sonuçta Galatasaray'da oyuncuyu kadrosuna katıyor. Yani bir yanılmıyorsam bir 87... E, boyunda o 87 vardı. miydi 97 miydi bayağı Yok, uzun 80, boylu bakalım. uzun, 85, 87 uzun boylu bir oyuncu 28 yaşında Hı. bakıldığında futbolunun hani 28 yaşlar en şey olgun çok dönemidir derler ders ya ders. yani o tecrübe de var e, yine olgun bir döneminde e, 1.87 yani, Duran o kadar uzun gelmedi hep ya ben yani, şaşırdım bu oyunu böyle Türkiye'ye gelirken e, baktım duran, duran toplar da e, çok iyi ee, yine ben okudum görmemiştim. Ee, korner'den bir golü varmış. Mesela Korner'den Oo, bir gol atmış. Ondan sonra, evet, sayın, duran toplarda iyi oldu. Evet duran toplarda. Filikikleri kullanıyor. ya. Penaltıları özellikle kullanıyor. Ee, yani Bundan Artık sonra yeni penaltıcısı, penaltıcısı olabilir Galatasaray'ın. Bence Galatasaray bu, bu mevkiye oldukça önemli bir oyuncuyu transfer etti. Bir de oyuncuyla ilgili yine enteresan bir şey okudum. Yani bu da hayatına dair aslında hmm. yaşamına dair bir şey. İşte isminin soyadının kullanılmasını istemiyor. Evet. Bulgar ismini Erik isminin kullanılmasını hmm. istiyor. Çünkü babası terk etmiş onu küçükken ve bundan dolayı da babasına evet. çok kızgın. Biyolojik olarak babası olsa da babasına çok kızgın olduğu için formu arkalarında Erik isminin yazılmasını istiyor. Isminin, pulgar isminin yazılmasını istemiyor. Ee, ve kendisini üvey babası da kullanmış ama. Üvey, üvey yani. babası kendisini. Acaba doğru mu bu? Büyütüyor. Yani neden ya yani eğer öyleyse niye Fiorentino ben de okudum bunu da. Şimdi buradaki formanın ismi yanlış mı gördüm ben? Pulgar kullanmıyor mu? yani isim ve soyad yazılma meselesinin kuralı var mıdır yok mudur bilmiyorum açıkçası form arkasına o, ama lakabını bile yazdırmış. Sonuçta da, evet. üvey babası büyütüyor. Bakalım o da bir antrenör. Ben de merak ettim. Ee, Dikkat, Dikkat etmemiştim. Babasıyla görüşmüyor. Yani böyle de bir hayatının önemli bir şeyi var. Eee kesik. abi var. bak. Evet, yazıyor. Evet Bulgar yazıyor. Yani bu bilgiyi bir teyit ettirmek lazım ya. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ya yani niye çünkü yani, bana sorsalar. Bu kendi demeci zaten İtalya'dan. yani ya bunu Ben de önce, okudum bunu bir yerde okudum da. Evet. Ya şimdi e, ben olsam forma'mın ismini arkasına şey ya o zaman kulübe demez miyim ya kardeşim benim lakap la bile kullanılıyor forma isimlerinde bıraktım. Ya belki belki Belki, başka söylüyor, var belki, mı acaba? belki yani. söylüyordur ama tabii ki e, o oluyor ya da belki olmuyor. Bir belki gaz sayda şey olabilir. <laughs> Sonuçta imzaları yani. imzaladığı, olabilir, imzaladığı, olabilir, imzaladığı, doğrudan imzaladığı zaman e, bakarız forma arkasında ne yazıyor ne yazmıyor. Tabii tabii. Belki böyle bir tek. Aktifte bulunuyordur ama kulüpler bunu uygulamıyordur. Yani yapmaya olabilirler. Ben Galatasaray'ın sonuç itibariyle önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum.